Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik. Hava muhalefeti vesaire vesaire nedeniyle. Şimdi yorumlar da bayağı istediniz. Biz de tekrar size bunu yeniden ayrıntılı bir şekilde gösterelim dedik. İçinde kullanma kılavuzu çıkıyor gerçi Ermox'un ama bir de yine size referans olabilirse diyerek parçalama ve tüm parçaları bir de hem biz de tekrar sizle beraber kontrol edelim diye yeni bir video hazırladık. Parçalamak için iki tane yöntem var. Birincisi biraz ustalık gerektiren yöntem. Bunu herkese tavsiye etmiyoruz. Birazcık uzun zaman çalışmak ve bazı bilgilere haiz olmak lazım. Herkes yapamaz o yüzden. Herkes denemezsin. Önce silahınızı düzgün bir şekilde yerleştiriyorsunuz masanın üstüne. Daha sonra konsantre oluyorsunuz. Ve tam silahın birleşim noktalarına yavaş ama tam ayarında vuruyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi silahınız tüm parçalara ayrılmış şekilde karşınıza çıkıyor. Tabi bunun için uzun süren meditasyon, uzun süren eğitimler, uzun süren vurma şiddeti eğitimlerinden sonra yapabiliyorsunuz. Gelelim ikinci ve herkesin kolayca yapabileceği yönteme. Ermox'un sökümünde normalinde herhangi bir ekstra malzemeye ihtiyaç olmadan sökümü yapılabiliyor. Ama tabii ilk başta fabrikasyon çıkışı itibariyle daha rodajlanma işlemi tam tamamlanmadığı için bazen yardım almanız gerekebiliyor. Biz daha önce söküp taktığımız için şu anda rahat bir şekilde herhangi bir ekstra aparata gerek kalmadan sadece şuradaki kurma kolumuzla her türlü söküm işlemini bu vasıtayla gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikli olarak baştaki şarjör tüpümüzü tutan somunu çıkartıyoruz. Silahımızı önce bir kuruyoruz. Ve boşa bir düşürüyoruz ki herhangi bir içinde herhangi bir şey olmasın. Şu kısım çevrilerek, şu şekilde bakın, çevrilerek çıkartılıyor normalinde. Zaten her çevrildiğinizde bir tık sesi geliyor. Duyduğunuz gibi. Ve bu şekilde normalinde çıkartabiliyorsunuz. Öncelikli olarak şarjör el tutacağınız kısım İki parça şeklinde dizayn edilmiş. Böylece borunun üzerinden komple çıkmasından ziyade iki parça hemen ayrılarak alt kısımdaki piston ve şarjör kısmı, boru şarjör kısmı rahatlıkla görülebiliyor. Hareketi sağlayan pistonlarımız, yardımcı pistonlarımız. Gördüğünüz gibi de biz bayağı bir atış yaptık bununla. Evet. Ona rağmen elimizle bile, hatta şöyle küçük parmağımızla bile rahatlıkla pistonu ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Yani herhangi bir kirlenme vasıtasıyla bir sıkışma, herhangi bir şey söz konusu değil. Şu kısmı dediğim gibi çevirerek çıkartıyoruz. Ve tüm söküm takım işlerinde şuradaki bu kurma kolunun ucu işimizi görmeye yetiyor zaten. Bunu kurarken hatasına düşmeyin. Mutlaka bir defa kurup şu şekilde kurduktan sonra bırakmanız gerekiyor. Bunu da elinizde yavaşça çıkartabilirsiniz. Mekanizmamız ve iğnemiz şuradan bastığınız zaman gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde hareket ediyor. Gelelim tetik grubunun sökülmesine. Bir tarafı vida başlığı gibi kalın başlığa sahip, diğer tarafı ise ince başlığa sahip. Piminiz ucu vasıtasıyla bastırdığınızda pimin ucu öbür taraftan çıkacak ve bunu daha sonra çekerek tetik grubunu serbest hale getireceksiniz. Şimdi deniyoruz. Bastırdığımız zaman tık diye bir ses geldi. Şu kısım çıktı. Bu kısmı da elimizle asılıyoruz ve çıkartıyoruz. Buna ne diyelim? Çok amaçlı kol diyelim. Çok amaçlı kolumuzu herhangi bir yere bırakmıyoruz. Ve tetik grubumuz. Eğer bu pim vasıtasıyla sökemeyecek olursanız ufak bir yardım. Tornavida. Yani pim falan vasıtasıyla olmasa mesela örneğin şöyle bir şeyi kullanabilirsiniz. İnce uçta bir tornavidayla tutarsınız. Tık tık hafifçe vurarak elinden çıkartabilirsiniz. Ama bir daha önce çıkarttığımız için çok amaçlı kolumuz gerekli olan yardımı bize sağladı. Gelelim çalışma prensibi olarak çok merak edilen pistonlara. Normalinde bunlar
elinizde çevirebilecek kadar serbestmiş gibi gelse de haliyle çalışma, yayın gergisi. Çünkü pistonun ileri geri hareketinden dolayı burada bir gergi. Nedeniyle bazen elinizle gevşetemeyebilirsiniz. O yüzden çok amaçlı kolumuzu oturtup şu şekilde gevşeterek pistonlarımızı yerinde tutan kapağımızı yeniden çıkartacağız ve pistonlarımızı ve yuvalarını kontrol edeceğiz. Gevşedikten sonra zaten elinizle çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Bu arada bunu ilk defa söküyoruz. Bakalım içerisinde ne kadar atık birikmiş. Evet. Hep o çok merak edilen soru var ya, kaç atacağız, kaç atacağız, attıktan sonra ne haldeyiz diye. En son tüm yiv bittikten sonra şu şekilde hafifçe sallanıyor ama yerinden bırakmıyor. Sebebini de gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi kaçağı engellemek için bir tane o-ring var. Ki zaten bakın gördüğünüz gibi atımdan dolayı oluşan şeyleri de yerine tutmuş. Daha sonra aha işte bak. Bakınız efendim. Bu da pistonumuz. Pistonda dikkatimizi çeken şuradaki kanalların böyle direkt bir çizgi değil de helezonik şekilde yapılması. Bu da hareket esnasında maksimum verimi alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Hemen diğerinde aynı şekilde. Çok amaçlı kolumuz. Bak bunu literatüre geçmek için istiyoruz. Çok amaçlı kurma kolu. Evet. Yine gevşetiyoruz. Kurma kolunun ucuna bir de değiştirilebilir yıldız, alyan falan da koyalım. Hiç alet taşımayız. Bizim milli milli olayımız olur olmadık şeylerle soda şişelerini falan açmak olduğu için şuraya esasen bir çentik koyup şöyle tıkıdı tıkıdı onun üstüne kullanılabilir. Yine aynı şekilde gevşetiyoruz. Yine bunda da yiv kurtuldu gördüğünüz gibi. Ama yine hafifçe geriye doğru asılarak yine bunu da çıkartıyoruz. Bayağı bir atış olmasına rağmen ilginçtir hakikaten. Şöyle gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi bir yüksük. Bol bol tek kurşun atınca. Evet. Bu da ikinci piston kolumuz. Şöyle hiçbir temizlik yapmadan ben güneşe doğru vereyim sana. O zaman gösterebilirsem. Tam güneşte gözüme geliyor ama şöyle arkadan falan alayım bari. İnşallah güzel görünmüştür. Pistonların da yuvalarına bakarsak, görünebiliyorsak. Şöyle. Ha piston yuvaları. Yani onları biraz zor görünecek gibi ya, dur bakayım. Senin üzerine doğru çevirdim azıcık. Heh. İyi gösterdik gibi. İyi. Buyurun. Şöyle yaptığımız zaman malzemelerimize bir yine bir... Yani şimdi elimizde bunların meteorolojisini anlayacak, analiz yapacak kadar bir materyal yok. Ama gördüğümüz, elimize geçen diğer tüfeklerle, yabancılarla, yerlilerle sadece göz ve hissiyat olarak karşılaştırabiliyoruz. Bu arada bunu söyleyelim. O yüzden de hani şey gibi bir iddiamız yok. Maden mühendisiyiz biz. Bu dedik şuna şundan yapılmıştır, buna bundan yapılmıştır tarzı bir durumumuz yok. İlk gözümüze çarpan yani tutan tırnaklar. Kaşık kısmında biz bayağı bir atış yaptık. Bu atışa rağmen şu anda herhangi bir yıpranma, törpülenme gibi bir şey görünmüyor. Sadece atılmış olan boyalarda hafif sıyrılma var. Başka da bir şey görünmüyor. Namlumuzun içini az önce birader gösterdi zaten. Çalıştım en azından. En azından öyle oldu. Piston yuvalarımız da oldukça güzel. Şu kısımdaki kanallar vasıtasıyla şuradan görebilirsiniz bakın. Her atış esnasında bu hem maksimum şekilde gaz verimini alıyor hem aynı zamanda da şunların tahliyesini sağlıyor artık bazıları. Bir nevi vida yivi gibi düşünebilirsiniz bunu hareket ederken. Piston yuvasının içerisinde de gene bakayım ben. Piston yuvası namluyla neredeyse aynı durumda. Yani kendi kendine de nispeten şu zaten pistonu iteklediğim zaman gördünüz. Kendisi zaten bir nevi temizlemiş gibi de oldu. Pistonlar oldukça randımanlı çalışıyor. Atış esnasında zaten görmüştünüz. Geri taktıktan hemen sonra da yine atışını göstereceğiz zaten.
Sökmüşken temizleyelim mi? Hayır. Hayır hayır devam devam. Aynı şekilde takalım. Devam ettik. Sadece çıkartırken ki mevcut olan tortular düştü. Biz aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz ki bakalım ne zaman temizlenmeye, yani en azından kirlilikten dolayı temizlenmeye ihtiyacı olacak. Ona bakacağız. Tetik grubu zaten kolay kolay hiçbir tüfekte kullandığınız fişek eğer çok kalitesiz durumda değilse temizlenecek kadar kirlenmiyor. Bir de zaten hibrit sistem olduğu için gazlı kadar çok fazla gazı kullanmıyor. O da bir miktar etken. Aynen öyle. Şimdi pistonları takarken buradan takmıyorsunuz. Bakın namlu yatağında bir genişlik ve kasaya giren kısmı fazla olduğu için eğer buradan takmaya kalkarsanız takılır. Takamazsınız. O yüzden aynı söktüğümüz şekilde geriden itibaren takarak yerine yerleştiriyoruz. Her iki kolumuzu da yerine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yine önce hafifçe itekleyerek şuradaki o-ring yerine oturuyor. Yerine oturduktan sonra da önce elinizle yivini yerine getiriyorsunuz. Çok aşırı derecede sıkıp da sabitlemenize gerek yok. Yani çünkü yiv sayısı fazla ve çalışma sistemi itibariyle zaten bu kapak sadece pistonun hareketini yerinde tutabilmek için kullanılıyor. O yüzden de çok aşırı derecede buraya yüksek bir baskı binme ihtimali yok. Ama en son elinizle sıkacağınız kadar sıktıktan sonra çok amaçlı kolumuzla hafifçe, çok hafifçe daha sıkıştırırsanız en azından kullanma esnasında rahat olur. Yerine yerleştirdikten sonra piston kolumuzu yine bir deneyin. Herhangi bir takılma vesaire var mı diye. Yine aynı şekilde ikincisinde de önce o-ringin olduğu kısmı oturtuyoruz. Oturttuktan sonra zaten yiv tutmaya başladığı anda sıkıştırabiliyoruz elimizle. Söküm takımı esasen çok basit. Yani oldukça basit. En azından şöyle söyleyebiliriz. Sahra koşullarında, av esnasında veya ne bileyim işte nerede kullanacaksanız o kısımda çok rahatlıkla hiçbir araç gereci cihaza ihtiyacınız olmadan rahatlıkla söküp takıp temizliğini yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yerine oturttuktan sonra çok fazla sıkmadan hafifçe yapıyoruz ve bırakıyoruz. Yine dediğim gibi iki piston kolunu da kontrol edin. İçerisinde takılma, vakılma herhangi bir şey var mı yok mu? Çünkü eğer bu kısmı montajını düzgün yapmazsanız hibrit sistem olduğu için bu sistemde iki tarafta düzgün çalışmazsa silahınız takılma yapabilir. Tetik grubumuzu yerine yerleştirirken çok basit bir şekilde oturuyor. Zaten şurada kabzede sizi kılavuzlayacak bir kısım var. Önce onu oturtuyorsunuz. Sonra geriye doğru itekliyorsunuz. Kim nerede? Kim burada? Yine vida kısmı, başlık kısmı markanın basılı olduğu yerde olacak şekilde. Şu şekilde de bakarsınız öncelikli olarak. Tam yerine oturttuğunuz zaman karşılıklı olarak iki taraftan da birbirine geçebilecek şekilde duruyor. Yani şunu çok bastırdığınız zaman şöyle gösterebilirsem. Dur bakayım. Hem o delikten görünür hem de zaten şu kısım var ya bakın. Evet. Bu kısım da tam hizalanmadığı sürece zaten bu pim yerine oturmaz. Sanki burada hafif bir yardıma ihtiyaç olacak. Evet. Ufak bir yardımla oldu. İçerisinde normalde bunları tutan teller ve yuvalara oturan pimin üstündeki işaretli olan yerleri tutan teller. Onlar da tam alışmadığı için söküm takımı. O yüzden de böyle ufak tefek başta olabilir. Malum olduğu üzere daha birçok zaten arkadaşımız bunu bildiği için bunda çok bir şey söylemeye gerek yok. Sadece şurada raylara oturtmanız yeterli oluyor bunda. Şu kısmı. Raylara oturttuktan sonra sadece şuraya dikkat edin. Yani şu kısım. Eğer bu kısım çok aşağıda, çok yukarıda olursa sıkıntı. O yüzden de tam oturturken şeye dikkat edin. Tetiği kurun. Yani şöyle olmasın. Şuradaki sizi zorlar. Şöyle elinizle hafifçe itekleyerek tetiği kurun. Veya çok amaçlı kolunuzla kurun. Ondan sonra ya hizalıyoruz. Geriye doğru itekliyoruz ve yerine oturtuyoruz. Şöyle tutayım ben ki rahat oturabilsin.
şu kısmına dediğim gibi dikkat edin. Şu kısım bir yerine tam oturmazsa mekanizma burada kendini kilitler. Gördüğünüz gibi. Yani şunu şöyle yaptığınız zaman bakın yukarıda gergi kalırsa olmaz. Yukarıda gergi olmayacak. Şu kısmı şöyle elinizle hafifçe oynatarak yerine oturtacaksınız. Şurada bir açıyla olması gereken yuvaya geliyor bakın. Tekrar gösteriyoruz. Hı hı. Önce havada sonra şöyle hafifçe elinizle oturtuyorsunuz. Ve yerine oturuyor. Artık çok amaçlı kurma kolumuza ihtiyaç olmadığı için. Bu arada senin görüşü biraz engelledik ama. Yok pek önemli değil. Bunu yerine oturtuyorsunuz. Bir oturttuktan sonra yarım tur çevirdiğiniz zaman şu ünlü sesinizi duyuyorsunuz. Daha sonra bu namlu meselesi dediğimiz gibi bir arkadaşımız yerine zor oturuyor demiş ama biz herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Her iki tüfeği de sökerken yerine oturttuk. Şurada zaten namluda bir yüzük kısmı var. Kasaya tam değen kısım. O kısım yerine sıfıra sıfır oturduğu zaman zaten hizalamış oluyorsunuz. Bunun güzelliği dediğimiz şey her iki taraftan da ayrı ayrı oturttuğunuz için söküm takımda daha rahat ediyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi her iki tarafta da biri kasanın biri de namlunun üzerindeki yuvaya girecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Yerine oturtuyorsunuz. Şu kısımlara dikkat edin. Dışarıda kalmasın. Şöyle. Ve şurada. En son. Namluyu ve kabzeyi sabitliyoruz. Ve sıra geldi deneme atışlarına. Ama önce benimkini de birleştir. Onu nasıl birleştirsek böyle yapsam birleşir mi acaba? Dene istersin. Deneyelim bakalım. 5. Bu boşları toplayalım, ortada bırakmayız. Öncelikli olarak biladenin tüfekiyle bir 5 tane atıyoruz. Kendi tüfeği kimle? Bir 5 tane atalım. Bu arada ikisini de söktük taktık da. Aynen. Onun için söküm takım esnasından sonra. Bu ustaların sökülüp taktığı. Kendiminkiyle daha çok ıskaladım yalan. Bu arada hiç sıfırlama yapmadık. İkisi de fabrikadan geldiği şekliyle atıldı. Haliyle her işimiz bittikten sonra sıfırlayacağız yani. O zaman ben de. O zaman sıra sende. Bu hafif sağ altına nişan aldı. Hafif sağ altına. Evet. Valla diyorsun ama daha. Şöyle 5 tane. Şunu da şöyle koyayım, çekileyim ben. Oo, hedef yıkılacak. Hareket dedi. Niye ayarı iyiymiş bence? Ya abi bırak işte. Sola çekiyorsun. Hep aynı hikaye biliyor musun? Ya abi bırak. Sola çekiyorsun işte. Kabul et artık. Vallahi bilmiyorum. Onunla ıskalarsan dilimden kurtulamam ha. Bence de.
Biraz erken konuştun. Yani ben bilmem. Stres, 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 ıskala. Sabadı. Ulan hiçbir ıskalamadı be. O kadar da yattık ama işe yaramadı. Bu da tamamdır biraderim. Mesafeyi gösteriyoruz. Dur. Tamamdır dedik ama mesafeyi gösterelim. Sonra akılda şüphe kalmasın değil mi? Kesinlikle. Tamamdır. Hiç kesmiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Abdullah Bey'in bir özel isteği vardı. Desteksiz olarak 24 gramda da çalışacak mı? Ver sen ver. Geç. Tamam. Seninkini atma. Atma hadi. Benim 24 gram. Şunu şöyle. Bana ne, ben bunu göstereceğim. Tamam, onu göster, ne yapalım. Bakınız 24 gram. Malum akıllarda en çok soru hibrit sistem. Kompleks olduğu için acaba desteksiz performansı ne olacak? Değişik gramajla da denedik ama 24 gramı istek üzerine deniyoruz. Buyurun efendim. Hazır mıyız birader? Evet. Bence çalışıyormuş. Tahliyeden daha hızlı atış yaptık. Bu seferki videomuz çok uzun olmadı, kusura bakmayın. Hadi kısa videolar da lazım. Efendim, Ermox XH4 ile testlere devam ediyoruz. Söküm takımı da sizlerden gelen genel istek üzerine kullanım kılavuzunda olmasına rağmen yeniden denedik. Senin tüfek niye çizik? Üzerinde niye bir sürü şey var? Benim tüfekler eziyet görmeden test bitmez. Dolayısıyla düşer, yuvarlanır, çizilir. Ondan sonra bakılır, herhangi bir arızası var mı yok mu? Şuraların her tarafında çizik olmuş ya bu arada. Şurada yani, daha iyi. Seni de tebrik ediyorum bu arada. Rica ederim, rica ederim. Ama test dediğim böyle olacak. Bence de. Şimdi açık havada attığımız gibi 3-4 derecelerde, karlı havada, düştükten kalktıktan sonra falan testlerine devam ediyoruz. Tut. Birader niye videolara her zaman çıkmıyor? Bu aralar kendi işleriyle ilgili biraz yoğunluğu var. Ondan dolayı çıkamıyor. Ama müsait oldukça şöyle koluna giriyorum, getiriyorum sizlerin karşısına. Bu videoda da sağ olsun parçaladı, söktü, taktı her zamanki gibi. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Demek istediğim şey var mı? Benim hoşuma gitti tüfek. Güzel, işçilik olarak kaliteli. Yani bu konuda sürekli şey eleştirilerle karşılaşıyoruz. Buna da pek mesleğimiz icabı bu tür şeylerle biz farklı bir platformla karşılaşıyoruz ama yani güzel çalışan bir şeyi güzel çalışıyor bir haliyle yeniden revize etme gereksizliği, yani gerekmeden de tekrar yapılması bu tüfeğin kalitesiz olduğu veya ne bileyim aslıyla hiç yarışamayacağı manasına gelmez. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şenkardeşler.org sitemizden takip edebilirsiniz. Zaman zaman oraya da ilave ve YouTube'da da olmayan farklı şeyler koymaya çalışıyoruz. Facebook sayfamız halen aktif ama YouTube kanalımızda videomuzu beğendiyseniz beğeni basın, abone ola basın, bildirimlere basın. Haber alın bizden ya. Biz sizlerin destekleriyle böyle devam edebiliyoruz. Bizleri desteklemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Takılan olursa yine sorarsınız. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Aynen. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.